Zayıflatıcı ürünler Hı. üç çeşittir. Evet. Şimdi bir, lahana zayıflatır. İki, maydanoz zayıflatır. Üç, Bir zayıflamaya da yardımcı olur aslında. Şimdi turunçgiller evet. zayıflatır. Turunçgil. Turunçgil. Mesela Garcia turunçgillerden. Limon zayıflatır. Herkes biliyor. Belge var, bilgi var. Konca, Güneydoğu Asya'da yetişen bir bal kabağı büyüklüğünde bir zepse. Lalegillerden. Bunu orada insanlar makarna gibi soyuyorlar, haşlıyorlar, salatasını yapıyorlar, yemen yapıyorlar, yiyorlar. Konca zayıflatır. Neden zayıflatır? Çünkü birleşiminde glukomanan var. Glukomanan, 1 gram glukomanan 200 mililitre, 200 kat suyu çekiyor, emiyor. Ortaya puding gibi, jelibon gibi, yumuşak bir streç folye gibi bağırsakları, mideyi saran bir madde ortaya çıkıyor. Bu yemiş olduğumuz besinlerdeki glikozun emilimini engelliyor. Böylece Evet. kişi 5 tabak yemek yiyorsa bir tabak yemekle doyuyor. Bununla ilgili klinik araştırması var. Konca ile ilgili klinik araştırması var. Garsinya ile ilgili klinik araştırması Greyfurt var. için de öyle diyorlar, doğru mu? Greffert de turunçgillerden, o da zayıf. Evet. Turunçgiller zayıflat. Meyvelerden turunçgiller zayıflatır ama Afrika mangosu glikoz içerir. Turunçgillerden değil. Fruktoz içerir, şeker içerir, Şeker zayıflatmaz. içeri, doğru. Altın çilek zayıflatmaz, şeker içerir, acı çeyrek zayıflatmaz. Yeşil kahve zayıflatmaz. Bunlar zayıflatmaz. Çünkü turunçgiller farklı. Turunçgiller içerisinde hidrositrik asit var. Bunlardan farklı olarak Garsinya da böyle mandalina büyüklüğünde bal kabağı şeklinde bir meyve. Limon gibi. Ama limondan daha yüksek oranda asit içerir. Meyve asidi, zararlı bir asit değil. Hı. Hidroksistrik asit içerir. Bu ne işe yarıyor? Hamurlu tatlı bir şey yediğinizde bünyemiz bunu yağa dönüştürüyor, depoluyor, ileride kullanmak için. Bu yağ dönüşümünü sağlayan bir enzim var. Asetil koenzim. Bu enzimi ne yapıyor? Frenliyor. Bu asit enzimi frenliyor. Böylece şeker yağa dönüşmüyor. Kişi o zaman ihtiyacı kadar yiyor, fazla yemek yemiyor. Ve o zaman ne olur? Şeker ihtiyacı. Vücudun enerji ihtiyacı neyle karşılıyor? Yağlar yakınarak karşılanıyor. Yavaş yavaş eriyor. Yani turunçgiller zayıflatır. Lahana, maydanoz zayıflatır. Konca zayıflatır. Bunlarla ilgili belge var, bilgi var. Evet. Ama mesela maydanozla ilgili Almanya'da klinik araştırması yapılmış. Maydanoz ve kuşkonmaz kökü ile ilgili yapılan klinik araştırmasında zayıflattığı belgelenmiştir maydanoz. Konca ile ilgili klinik araştırması yapılmış. Japonya'da, Kore'de, Çin'de zayıflattığı belgelenmiş. Garsinya'nın zayıflattığı klinik araştırmalar belgelenmiş. Fakat meyveler zayıflatmaz. Şeker içeren meyveler zayıflatmaz. Evet. Zayıflatıyor diyorlarsa içerisinde bir hile var. Sizin de söylediğiniz gibi o hile nedir? İçine zibutramin katıyor. Ha, zibutramin nedir? Kimyasal. Bitkisel deyip kimyasal katıyor bazıları. İşte bu yanlış. Böylece insanları zehirliyorlar. İnsanları zehirlememek O da gerekir. zaten hani kalpte çarpıntı yapıyor. Tabii. Birçok şeyi strese sokuyor, depresyon Kalp ritmini yaratabiliyor. bozuyor. Mesela Tabii. diyelim ki vatandaşın Onun için de nabzı kalp krizinden ölenler oluyor. 70. Sibutramin içeren Afrika mangosu, altın çilek, ahududu, akai vesaire kullandığı zaman veya yeşil kahve. Bunların hepsi sibutraminli. Kullandığı zaman kalp atışı, nabzı 70'ten çıkıyor 80'e 90'a. Evet. Kalp atışı bu ritme dayanamıyor. Yavaş yavaş ne oluyor? Yanıyor. Kalp kasları dayanamıyor, eriyor. Bir de bakıyorsun vatandaş Tabii ölüyor. ya, gencecik insanlar Ölüm. öldü Kaç yani. kişi öldü? Amerika Birleşik Devletleri'nde 70 sibutramin içeren 70 ürün yasaklandı. Türkiye'de 7 çeşit ürün yasaklandı. Türkiye'de de yasaklandı. Yasaklandı tabii, toplatıldı hepsi. Obezite çağın hastalığı artık. Türkiye'de, dünyada yaygın bir hastalık. Şimdi lahana suyu herkes evde yapıp böyle ince ince rendeledik, kıydıktan sonra rendeleyip mikserde püresini tülbentle sıkıp suyunu içer, zayıflatır. Evet. Fakat işte orada bir püf noktası var. Uzun süre içeceği için zayıflayan kişi günde sabah, öğle, akşam bir su bardağı en az, Hı. yani yarım litreden fazla içmek gerekir günde 3 defa. 1 litre içebilirse daha iyi. Şimdi lahana suyunun birleşiminde laktobazilus ve bifidobakterileri var.
Nedir bu iki bakteri? Bağırsaklarımızdaki mevcut faydalı bakteriler lahananın içerisinde fermentasyonu çıkardığınızda onu özel bir yöntemle fermentasyonla faydalı bakteriler çoğalıyor. Lahana suyu bağırsaktaki faydalı bakterileri çoğaltıyor. Bir, midedeki bakteri eğer gastrit üser reflü varsa midedeki bakteriyi öldürüyor. İki, evet. Yani hiçbir yan etkisi yok. Ha, çok uzun süre kullanırsa guatra sebep olabilir. Onun için yani evde yapılması biraz mahsurlu olabilir. Sayflamak için lahana suyu evde yapıp içmek biraz riskli. Çağın hastalığı dedik, lahana dedik. İnsanlar lahana çorbası yapıyor. Biz özel bir formül geliştirdik, evet. Lahana ile ilgili. Kırmızı lahana var, beyaz lahana var. Hangisi 19... faydalı? Çünkü benim bildiğim genelde beyaz lahana beyaz evde lahana. Yapıyor insanlar. Beyaz lahana, kırmızı lahana da çok önemli. Çünkü kırmızı lahana antioksidan. Yani bakteri, virüs ve mantarlara karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Serbest radikalleri yok ediyor. Evet. Yani bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği var kırmızı lahananın. Bu nedenle çok önemli. Kırmızı lahana, beyaz lahana. Bunun birleşiminde maydanoz, efendim, ısırgan otu, at kuyruğu otu. Bunlar funda yaprağı. Funda da mesela yıllardır bilinir, zayıflatıcı özelliği var. Maydanozla da ilgili klinik araştırmalar var. Mesela maydanoz Almanya'da klinik araştırması yapılmış. Maydanozun ama taze olarak alıp suyunu çıkarıp içmek veyahut da bazıları suyunu çıkartıyor, içir maydanozu. Bazen kaynatılıyor. Bazıları kaynatıyor, suyunu içiyor. Bazıları direkt suyunu sıkıp içiyor. Bazıları maydanoz yiyor. Bunlar tamam, metabolizmayı güçlendirir, hızlandırır ama maydanozun esas önemli olan nesidir? Destilasyonla elde edilen ekstraktı, özü. Ekstraktını kullanırsa maydanoz ekstraktı ve kuş konmaz kökü ekstraktı ile ilgili Almanya'da klinik araştırması yapılmış. Evet. Bununla ilgili elimizde ne var? Veri var. Klinik araştırması var. Zayıflattığı belgelenmiştir. Biz onunla da ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Maydanoz mesela burada maydanoz var içinde. Kuş konmaz var. Funda var. Çok özel formülü var. Bunu artı bir de Hindistan'da yetişen bir bitki var. Kurmar. Cinnema silvestris. Bu hem şeker hastalığına gelir hem de zayıflatıcı özelliği var. Bununla da şekere karşı etkili olduğu yapılan klinik araştırmalarda belgelenmiştir. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi kurmarla yapmış olduğu klinik araştırmada şeker hastalarını iyileştirdiği 4565 hasta üzerine denemiş. Önce şekere karşı etkili olan 108 bitki incelemişler. Bunlar içerisinde şekere karşı en etkili kurmar olduğu belgelenmişti. Kurmarın birleşiminde cinnamik asit denen bir asit var. Bu pankreası güçlendiriyor. Beta hücrelerini harekete geçiriyor. Uyku halindeki hücreleri harekete geçiriyor. Normal olarak pankreasın içerisinde adacık hücreleri var. Bunlar beta hücreleridir. Beta hücreleri insülin salgılar. Pankreas, karaciğer yağlandığı zaman pankreas yağlanır. Pankreas yağlanırsa beta hücreleri jelibon gibi yumuşak sıkıştığı zaman böyle yarım dar oynamayımdır. Ve küser. Asit üretmez. İnsülin üretmez. Cinnamik asit ne yapıyor? Tekrar onu harekete geçiriyor. Pankreası güçlendiriyor. Aynı zamanda kurmar da zayıflatıcı özelliklere sahip. Yani bunlarla ilgili elimizde ne var? Veri var. İsteyen kurmara girsin. Mesela internet yazsın. Bir sürü klinik araştırması var. Garcinia ile ilgili klinik araştırması var. Konca ile ilgili klinik araştırması. Maydanoz ile ilgili klinik araştırması. Yani burada bir şey söylediysen beğen. Zayıflama ile ilgili klinik araştırmasına dayanıyor bunlar. Evet, mesela zaten dergilerde de getiriyor. Bu dergiler de bunlarla ilgili. Kendi yazdığınız kitaplar, ansiklopedi diyelim onlara. O içindekilerin kimyasal açılımlarını hepsini siz yapıyorsunuz değil mi? Tabii, ben Almanya'da yıllarca kimya okudum. Şimdi mesela burada açık formülü, mesela söğütün, kabuğunun içindeki salisilatların açık formülü, kimyasal. Türk tarihinde bu bitkilerin birleşimindeki bu kimyasal açılımları, formülleri veren tek ilk benim. Bugüne kadar ilk. Kimse mesela bu formülleri bilemez. Hangi madde, bitkilerin birleşimindeki hangi madde nasıl etki yapar? Bu etken madde nedir? Mesela, evet, omuz, sırt, bel, baş ağrılı, eklem ağrılı vesaireye karşı romatizma hastalarına için nedir? Harpago. Harpago'nun içindeki hangi madde etki yapıyor? Harpagozit.
Onun açık formülünü ilk veren benim mesela burada. Türk tarihinde bu bitkilerle ilgili klinik araştırmalar ve açık formüller. Mesela burada başka bir bitki. Huş ağacının mesela buradaki birleşimindeki etken maddeler ve bunların açık formülü ve klinik araştırmaları. Türk tarihinde ilk bunları veren kişi benim. İlk. İlk. En ayrıntılı. 1800 sayfa, 3 ciltlik bir kitap. Evet. Maşallah. Ve bu kitaptaki bütün fotoğrafları kendim çektim. Ben 12 yılda 7000 bitki fotoğrafı çektim. Doğaltedavi.org isimli sitede, benim sitem, 9500 bitki fotoğrafı var. Bu bitkiler ne işe yarar, nasıl kullanılır vesaire vesaire, bu doğaltedavi.org isimli sitede her türlü ayrıntılı bilgi var. Nerede kullanılır, nasıl kullanılır, özellikleri nedir? Bitkilerin çiçeğinin fotoğrafı, yaprağının fotoğrafı, kökünün fotoğrafı, genellikle her türlü bilgi var. Peki var. Bu iksirler, mesela iksirleri, formülleri kullandık. Mesela bir de şöyle bir şey var. Hani insanlar evde de biliyorsunuz zayıflamada metabolizmanın yavaş olduğu genellikle söyleniyor kimisi. Evde insanların yapabileceği bir çay ya da bitki bir şey öneriyor musunuz? Mesela diyorlar ki işte limonla maydanozu kaynatın. Suyunu şey yapın, bekletin. İçine limon sakın. Bu mesela faydalı mı bu şekilde? Maydanozu kaynattığınızda etkisi aslında gitmez içindeki mi hocam? Eterik yağlar uçuyor. Uçuyor, evet. Yok oluyor. Eterik yağlar 35 dakika sonra uçar. Yani 35 derecede pardon. Kaynatıyorsunuz, altını açtınız, eterik yağ uçtu. Bitti gitti, etkisi kalmadı. Lahanayı da mesela siz bazıları diyor ki kaynat suyunu iç. Olmaz ki. Lahananın birleşiminde çok özel bir madde var. Metilyonin sulfonyum bromit. Eskiden buna U vitamini diyorlardı. Sonra baktılar ki böyle bir vitamin değil. Çok hassas bir amino asit. Lahanayı hafif haşladığınızda etkisi sıfır. Neden? Çünkü o metilyonin sulfonyum bromit bozuluyor. Etkisi kalmıyor. Lahanayı kaynatamazsınız, etkisi yok olur. Maydanozu kaynatırsanız etkisi yok olur. Yani onların ayrı bir yöntemle özel olarak fermentasyonu gerekir. Evet. Mesela lahananın birleşimindeki metilyonun sulfonum bromit, gastrit, ülser, reflüyü iyileştirdiği Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu üç profesör hastalar üzerinde denilmiş, etkisi ispat edilmiş. Ama doğal üreteceksin. Haşlamak, kaynatmak bunlar etkisini sıfırlar. Her bitkinin başka teknikle hazırlanış tekniği var. Elbette. Her bitki aynı şekilde hazırlayamazsın. Aloe vera'yı da mesela haşlayamazsın. İçinde enzimler var, vitaminler var, mineraller var, proteinler var. Ne olur? Hepsi yok olur. Sıfır. Aloe vera'yı da haşlayamazsın. Sarımsağı kurutup çayını içiyorlar mesela. Sarımsağı kurutmuş bir firma çayını içiyor. Garlish diye sarımsak çayı. Sarımsağın kurutulursa içindeki alisin, alinaz, alin sıfır. Etki sıfır. Kuruttuğun zaman sarımsağın etki sıfır. Çünkü sarımsakta iki hücre yan yanadır. Evet. Alinaz ve alin. Birisi bu enzimi alini alisine dönüştüren bir enzim içerir. Böyle sarımsağı biraz ufaladığınızda, ezdiğinizde ne olur? Bir koku meydana gelir. Koku neden meydana geliyor? Hücreler birbiriyle artık karışıyor, birbirini çözmeye başlıyor. Ve etkisi ezdiğinizde, kuruttuğunuzda etkisi sıfırdır. Sarımsağı ya taze olarak kullanacaksınız veyahut da özelliği bozulmadan özel bir yöntemle, biz bunu özel bir yöntemle ne yapıyoruz? Doğallığını koruyarak üretiyoruz. Yani özel bir formülümüz var bizim. Yoksa sarımsağı kurut, al kullan. Sıfır etki. Hiçbir etkisi olmaz. Ne tansiyona, kolesterol etkisi olur ne de zayıflatır. Kuru, sarımsak kurusu satılıyor bugün artık marketlerde. Sarımsağı kurutmuşlar marketlerde aslında çay satılıyor. Aslında her şey, bütün bu bitkileri, sebzeleri ne bileyim doğal yolda yiyeceksiniz. Elbette. Mesela sarımsağı da hani tam koku yapıyor ama o şekilde yiyebilir ya da mesela yemeklere atılabilir. Evet. Pişerken yemek. Tabii taze olur. Taze olması gerekir. Veya tazeliğini hiçbir özelliği bozulmadan muhafaza edebileceksin. Mesela biz bunu üretiyoruz ama bunun içindeki mesela etken maddeler bozulmasın diye koruyucu madde gerekir.
Ne katacaksın? Sodyum benzoat. Ama sodyum benzoatla ilgili birçok tartışma var. Risk taşıyor. Biz ne yapıyoruz? Koruyucu madde olarak biberiye, melisa yani oğulotu, kuşburnu. Bunlardan elde edilen ekstrakları kullanıyoruz. Koruyucu olarak. Kimya kullanmıyoruz. Yani kimya kullanırsan neyi tetikleyeceğini bilemiyorsun. Tabii ki. Şimdi dünyada bütün firmalar kimya kullanıyor. Sodyum benzoat. Her türlü sıvıda, katıda vesaire koruyucu madde olarak. Raf ömrü uzun raf olsun ömrü diye. Uzun ol. Biz ne yapıyoruz? Her şeyde var. Evet. Her şeyde var. Kimya. Biz kimya kullanmıyoruz. Ne kullanıyoruz? Biberiye ekstraktı. Oğulotu ekstraktı. Kuşburnu ekstraktı. İspanya'dan getiriyoruz biz bunu özel. Yani bunun kilosu 1500 lira. Kimyasal ilacınki 50 lira. Tabii. Pahalı olsun ama insan sağlığını riske atmayalım. Önemli olan insan sağlığı.